Bak şimdi. Lan Tarık, çekil tepemden be. Şimdi torunum Saadun, biraz sonra kahvehanemize teşrif edecek olan şahıs, Orta Doğu, Balkanlar, Amerika, hatta Afrika'nın en önemli tarih bilginlerinden biridir. Bu şahsiyeti iyi dinle, kulaklarını dört aç ve faydele. Tamam mı? Variyeti ne anlar tarihten, coğrafyadan be? Ver yiyeyim, ort yatayım. Bu arada benim bağırsaklarda acayip bir hareketi arz var ama... Şimdi bana bak koçum. Eğer bizimle beraber gezeceksen bizim kurallarımıza uyacaksın. Uyarız. Uyar oğlu Sadun Bey. Benim dedelerim var ya, zamanında senin gibi beylerin konaklarını böyle dağıtmış. Ben beni iyi tanı. Ben Kerimoğlu Süha Bey. Dağıtır tabii abi. En doğal hakları. Ötür lan yerine. Parabola erisi. Bıdı 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 büyüklerinin yanında. Gençler, muhabbetinize hastayım. Ama bu abinizin ince bir işi var. Onun için dua edin. Ve yine onun için eğlenin. Tamam. Emir terakki ederiz Celal abi. Oy 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 oy. Hasret bitki alemin kralı geliyor be. Selamünaleyküm kahve milletinin insanları. Vay bataklı damın kızları. Bilseydik stabilize yollarda arardık. Asfalt yollara bakmazdık. Vay vay vay. Avrupa'ya selam çaktıran kardeşlerimiz gelmiş. Okan'ım. Hoş geldin. Vay babacığım benim. Hoş geldin. Şeref verdin. Arifciğim. Hoş geldin. Hoş geldin. Vay Emreciğim benim be. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abicim. Hep biz sizi tribünde seyredecektiniz ya. Biraz da siz seyredin tribünde. Sefalar getirdiniz. Asma suratını kırtı yüzünden olan taarruz keçisi. Millet senin yaşında fethettiği şehirde futbol sahası yaptırıyordu. Ama Babiko adamın... Başlatma şimdi Babiko'na. Patlat çayları. İstanbul'un fethini kaçıracaksın. Tüm bardaklar dolsun. Yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın. Size dünyanın en güzel şehrini anlatacağım. Yaklaşın. Bu şehir İstanbul ki bir mislü behadır. Bir zengine yekpare acem mülkü fedadır. Bir gevher yekpare iki bahar arasında Hurşidi cihan ta bile tartılsa sezadır. Altında mıdır yoksa üstünde midir cenneti âlâ? El Hak bu ne halet, bu ne hoş bir âb-u hevadır. Her bahçesi bir çemenistan-ı letafet, her köşesi bir meclisi pür feyz-i sefadır. Kardeşlerim, şair boşuna dememiş cennet altında mı yoksa üstünde mi yerin diye. Yedi tepesinin her birine tek tek ansiklopediler dolusu şiirler yazılsa azdır. İstanbul güzeller güzeli, İstanbul dilberler dilberi, İstanbul şehirler şehri, İstanbul için ne söylense azdır. İstanbul bizatihi nazdır, niyazdır. Dünyanın en güzel, yüzüne bakmaya doyamayacağın cirlop gibi manitalarını, Prenses Süreyya'yı, Lady Diana'yı, Afrodit'i, Mafrodit'i, Sofia Loren'i, Raquel Welch'i, velhasıl alemin bütün güzellerini tek potada eritsen, gene de İstanbul'un bir tek Arnavut kaldırımın güzelliğine erişemezsin. Hal böyleyken kim bu güzeli vermek ister? Kim bu güzeller güzeline sahip olmak istemez? Bizans İmparatoru Kont Konstantin Konstantinopolis her ne kadar ruhban sınıfından oluşturduğu meclisinde melekler erkek miydi, dişi miydi münazarasına girse de genç Osmanlı padişahı II. Mehmet'in tankıyla, topuyla, tüfeğiyle İstanbul surlarına dayandığını görünce "Oh, mamma mia!"
İstanbul'u mu kimselere yar etmem demiş ve şehrini cansiperane müdafaa etmiştir. Oy 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 oy. Oysa dünyanın bütün milletlerinin gözü bu güzeller güzeli şehrin üzerindeydi. Hatta kaç defa sepetlerini koyup kaçırmak istediler de beceremediler. Hey yavrum hey! Bir güzeli 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Ama böyle bir güzele sahip olmak için önce cehd edeceksin, ahd edeceksin. Candan, serden vazgeçip yoluna baş koyacaksın. Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u diyeceksin. Toplar İstanbul'un surlarını dövdükçe dövüyor, güm 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 kulakları sağır eden sesler çıkarıyordu. İstanbul sarsıldıkça iki aşık arasında gidip geliyordu. Bir yanda vermek istemeyen Konstantin, diğer yanda hikayemizin sonunda Fatih olacak Sultan Mehmet Han. Kardeşlerim, her güzeli almanın bir usulü vardır. Sultan Mehmet ve Mehmetçikleri 50 küsur gün boyunca İstanbul'a mancınıklar dolusu gül atmışlar. Kapısında serenatlar yapmışlar. Muhallebiler gazozlar ısmarlamışlar. Mendiller atmışlar. Can vermişler, kan vermişler. Gene de bu güzeli alamamışlar. Of of. Kızını nasıl be? O dostlamadan alamayınca arkadan dolanıp beline sarılıp duşa getiremezsem köprüye getiririm 2 puan alırım demiş. Ki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sonradan yapılmıştır. Kardeşlerim, Sultan Mehmet bu planı boşuna yapmamış. Bir kahinin İstanbul'u kimse alamaz karadan gemileri indirmedikçe sözünü hatırlamış. Son çare olarak Mehmetçiklerine Leventlerim sırtlanın kalyonları diye haykırmış. O zamanki kalyonlar şimdiki İstanbul'u kutlama merasimlerindeki gibi dandikten, tıraştan, kartondan balıkçı kayıkları değilmiş. Titanik gibi, uçak gemisi gibi dev yarasa kara parçalarıymış. O zamanki atlar da öyle tıraştan sütçü beygiri değil, 2 ayağının üzerine kalktı mı 5 kilometre insan gibi yürüyen küheylanlarmış, küheylanlar. Hadi be. Hele o Mehmetçik ki kardeşim, omuzlarının geniştiği Çin Seddi kadar, iman dolu göğsü Serhaddim kadar, bacaklarının kalınlığı nah böyle okaliptus ağaçları kadarmış. Kasımpaşa günlerinden, Pangaltı sırtlarından, Gülhane açıklarından, Tophane'deki Amerikan pazarından ki şimdi nargile bahçesi oldu oralar, her yerden, karadan, gökten, denizden, havadan kaydırarak gemileri şehrin göbeğine damgasını vurmuş. O İstanbul ki kendisi için yapılan bu olağanüstü serenadı ve bu akıllara durgunluk verici operayı ve operasyonu görünce gözlerinden bir damla yaş düşürmüş önce. Ve ben böyle bir yiğide var mıyım da kime varayım? Kusura bakma eski kocacığım, gönül ferman dinlemiyor demiş. Saçlarının örgülerini açmış, makyajını tazelemiş, bembeyaz gelinliklerini giymiş, beyaz atının üzerinde gül yağmuruna tutulan eski adıyla Sultan Mehmet, yeni adıyla Fatih Sultan Mehmet'in karşısında arz-ı endam eylemiş. Aman sabahlar olmasın. Yanlış patlattın oğlum. Dayanamıyorum millet! Koştular! İyi de abi, ne oldu bu millete? Herkesin tersi döndü. Kolay mı ulan kız? Bir çağ kapattık, öbür çağ açtık.